Günaydın herkese. Günaydın. Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. İyiyim ben de, teşekkür ederim. İsmim Burcu Süer. İnsan Kaynakları Müdürüyüm ben bu fabrikanın. Hem isterseniz birazcık kendimden bahsedebilirim, hem tecrübelerimizden paylaşıp bahsedebiliriz, hem de sizlerin aklınıza takılan şeyler neler varsa, merak ettikleriniz nelerse onlarla ilgili elimden gelince yanıt vermeye çalışırım. Tabii bir endüstri mühendisi değilim ben. Ben psikoloğum. ODTÜ psikoloji mezunuyum. Florya Anadolu Lisesi Almanca bölümü mezunuyum. Yani oradan başlayayım. Arkasından ODTÜ psikolojiyi bitirdim. Bitirdiğim haftadan itibaren de iş hayatı içindeyim. Yani yaklaşık 20 küsur yıldan beri çalışmaktayım. ağırlıklı olarak insan kaynakları alanında çalıştım. Şu ana kadar binlerce kişinin istihdamında yer aldım. Hem işçi kadrosunda hem de beyaz yakalı kadrosunda. Yani binlerce. Aklınıza gelebilecek her türlü soru için buradayım. Bu zamanı değerlendirmenizi öneririm. Hadi bakalım popcornlara başlayalım. Popcorn ne, bilen var mı? Nedir? Aa, söylediler, süper. Soru sorarken diğerler diye birisi başlar. Hemen önce kendini birisi atacak. Bakalım kim o ilk soruyu soran kişi. Ben. Evet, hayır. Önce senden. Sen sor. İsmini alabilir. Her soruyu soracak kişi adını söylerse sevinirim. Ve kaça gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Aysu Diş Ticaret. İkinci sınıf öğrencisiyim. Tamam. Ön lisans okuyoruz. Son sınıf öğrencisiyim. Peki. Bir CV'de en çok, yani ilk baktığınız yer neresi tam olarak? Yani deneyim oluyor bazıların sertifikalar oluyor. Sizin ilk baktığınız yer genellikle neye soruluyor CV'de? Şimdi CV'de ilk baktığımız şey, şimdi iki şey soruyorsun aslında, ona o yüzden düşünerek cevap veriyorum. Şimdi biz bir iş ilanı açtığımızda ne aradığımızı önce tanımlıyoruz. Yani aradığım şeyi bilerek iş ilanı açıyorum. İyi bir işe alım süreci ne aradığını bilmeden olamaz. O yüzden ne aradığımızı biliyoruz. Bir CV'yi de açtığımda o aradığım şeyler o CV'de var mı? 3 aşağı 5 yukarı ona bakıyoruz. Buradaki şeyi ayırmak istiyorum. Yani o yüzden de mesela ben bir mühendis arıyorsam psikoloji bölümü mezunu ilk bakacağım şey mühendislik bölümü mezunu mu değil midir? Eğer mühendis değilse kaydır sola. Biliyor musunuz o sarı sola? Tinder'lar bir şey bileceğim. Herkes yapıyor öyle. Tamam. Kaydır sola. Yani çünkü niye? Aradığım şey çok temel, belli. Ya da ben İngilizce bilgisini zorunlu olarak koyduysam ve özgeçmiş Türkçe ise kaydır sola. Bazen ilanda yazıyoruz da. İngilizce olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır diye yazıyoruz. Bunun da sebebi, hani eğlence olsun diye İngilizce bilgisi aramıyoruz. O pozisyonun müdürü Fransızdır ve İngilizce bilmiyorsanız iletişiminiz imkansızdır. Hani ya, gerçekler böyle olduğu için de Türkçe bir CV bize ben pek İngilizce bilmiyorum mesajı verir. Dünyanın en iyi İngilizcesine sahip de olsanız Türkçe CV koyarsanız öyle bir mesaj verirsiniz. Açık mı? Şimdi bunlar en temel şeyler. Yani ilanda yazanın dışında özelliklere sahipseniz o ilana başvurmanız, aman başvurayım ne olacak demeniz çok da bir şey ifade etmeyecektir. Tam tersi, ya biz acaba kendimizi mi anlatamadık, bu arkadaşlar mı kendilerini bizi anlamadılar oluyor. Çünkü niye? Ne aradığın belliyken, sen ona uymuyorken buna yine de başvuruyor olman çok da bir işe yaramıyor. Bir de yüzlerce, binlerce ilana başvuru oluyor, yani ilanlarımıza çok kişi başvuruyor. Hani siz eğer sanıyorsanız ki biz bunu bu seferle işte kenara ayıralım sonra, buna öyle bir şey olmuyor. Her bir ilana odaklanmamız gerekiyor. O odağa baktığımız için ileride de başka bir şeye ihtiyacımız olur diye bakamıyoruz. Şimdi bu işin bir kısmı. İkinci kısmı da tabii ki dikkat çekici bir özgeçmişte olması gereken şeyler tabii ki. Mesela eğer özgeçmişinizde, bilgilerinizde eksiklikler varsa, yazım yanlışları varsa anında dikkat çekecektir. Yani ilk açtığımızda İngilizce bilmeyen var mı içinizde? Scanning diye bir yöntem vardır. Şöyle. İşe alımcı kişi bir kişinin özgeçmişini açtığında scanning yöntemi kullanır. Yani tek tek okumaz. Şöyle bir bakar. Tamam mı? O şöyle bir ilk baktığında bir sürü yazım yanlışı, eksiklikler, bilmem neler görürse negatif bir şey olur. Yani ne zaman detaya girer?
Ha mühendislik, evet bu da mühendislikmiş, de İngilizcesi de varmış. Daha ha böyle en temel bir takım şeyler tutuyorsa, o tutan şeyleri tuttuğunu gördükten sonra onu kısa listeye alır. Ondan sonra bütün özgeçmişinize bakar. Yani genelde aldığınız kurslar falan filan, onlar en son bakacak şeyler. Eğer bir mesela iş tecrübeniz olduysa, o iş tecrübenizle ilgili hiçbir şey bilmediyseniz, yazmadıysanız olumsuz. Her şeyi yazdıysanız o da olumsuz. Tam olarak böyle çok, atıyorum dış ticaret uzmanımı arıyorum. Dış ticaretle ilgili yaptığın bir iki tane işi yazmış olmanı bekleriz. 50 milyon tane işte sisteme şunun girilmesi, o girilenin çıktısının alınması, alınanın onayının alındıktan sonra gerekli olan bilmem ne yapılması falan. Böyle bir şey istemeyiz. Falanca ülkeler için filanca işin yönetilmesi dersin. Ben oradan anlarım senin dış ticaretle alakalı bir şey yapmadığın zaman. Bilmiyorum, soruna yanıt verebildim mi? Benim ismim Şeyda, Endüstri Mühendisliği 2. sınıftayım. Kısaca çalışma hayatınızdan ve iş tecrübelerinizden bahsedebilir misiniz? Bahsedeyim. Boş grubunda işe başladım ben, Bursa'da. 9 yıl dizel fabrikasında çalıştım. Arkasından Boş Rexot'a geçtim. Oradan Manisa Boş'taki termoteknik fabrikası geçtim. Oradan da Grup Atlantik'e başladım. Kabaca böyle başlayayım. Bak biraz önce söylediğim şeyi şimdi yapıyorum. 9 yıl boyunca ilk Bursa'ya girdiğimde 1,5 yıl sadece mavi yaka iş alımı yaptım. 1,5 yılda sadece beyaz yaka iş alımı yaptım. Yani iki ayrı ücret grubu, tamamen farklı segmenttir. Çünkü bir tanesi lise mezunları, öbürü üniversite ve üstü mezunları ihtiva eder. Tamamen farklı iş alım sistemi vardır. 3 yıl sadece iş alım yaptım. Sonra Avrupa Kalite Ödülü proje grubuna dahil oldum. Fabrikamız Avrupa Kalite Ödülü'ne başvurmuştu. Ben insan kaynaklarından çıktım. Proje ekibinde insan kaynakları bölümüne danışmanlık yaptım. Süreçlerinin tanımlanması, işte efendim çıktılarının tanımlanması, onları desteklemek amaçlı. Sonra Avrupa Kalite Ödülü'nü kazandık. Tekrar insan kaynaklarına geri döndüm, bu sefer eğitim kısmına. Yaklaşık 3,5-4 yıl eğitim departmanında çalıştım. Liderlik gelişimi, sosyal yetkinliklerin geliştirilmesi, teknik yetkinliklerin geliştirilmesi gibi gibi konularda yaklaşık 4 yıl çalıştım. Oradan Manisa Boş'a yönetici olarak, pardon, Rexroth'a geçtim. Orada bütün bu bahsettiğim işlerin tamamını yapan kişi olarak çalıştım, uzman olarak. Sonra da oradan kısım müdürü olarak geçtim. Yani anlayacağın, genel olarak insan kaynaklarında yapmadığım hiçbir iş kalmadı. Hala da öyle. Harika, teşekkür ederim. Yeterli mi? Teşekkür ederim. İsmin neydi? Söyledi zaten, Hasan. Tecrübelerimi sormaya merak etmişsiniz. İş alım sürecinde firma özelinde ya da kendiniz uyguladığınız yetenek, yetkinlik testleri ya da özel testler var mıdır? Bunları iş alım sürecinde bunlardan nelere dikkat ediyorsunuz eğer varsa? Kullanıyoruz bir takım envanterler. Aldığımız pozisyona bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yani herkese her zaman aynı şeyleri kullanmıyoruz. Tamamen ihtiyaca uygun yapıyoruz. Eğer mavi yakalı bir personel alımı yapıyorsak, o işe uygun, tekrar bak hep aynı yere geliyor, İşin ne olduğuyla alakalı. O işe uygun olabilecek vaka çalışmaları hazırlıyoruz ve kısa liste adaylarımıza bu vaka çalışmalarını yaptırıyoruz. Mesela işte atıyorum lojistiğe bir veri giriş elemanı alacağız. Veri giriş simülasyonu yaptırtıyoruz. Yani çok basit. Ya da işte atıyorum kalite elemanı alacağız. Dikkat testi gibi bir şey yapıyoruz. Yani gibi, tamamen ihtiyacın ne olduğuyla alakalı. Mavi yakalar böyle. Beyaz yakalarda da tamamen yine pozisyona bağlı olarak vaka çalışmaları yapıyoruz. Bu vaka çalışmalarında büyük bir ihtimalle işin içine birden fazla kişi, yani ekipten birkaç kişinin de katıldığı böyle bir vaka oluşturuluyor. Bir hazırlık ve sunuş yapması bekleniyor. Böyle bu tarz şeyler yaptırıyoruz. Bir de psikolojik envanter süreci var. Kısa liste adaylarımıza bazen psikolojik envanterler uyguluyoruz. Kişilik testi uyguluyoruz. Analitik düşünmeyle ilgili, mantıkla ilgili, karar almayla ilgili, liderlik yetkinlikleriyle ilgili ayrı ayrı yetkinlikleri ölçen bir takım envanterler kullanıyoruz. Bunları yaparken bizim Fransa'daki danışmanlarımızdan da destek alıyoruz. Yani İngilizce, bu arada tamam İngilizce yapıyoruz beyaz yakalarda, süreç öyle işliyor. Zaten danışmanımız da Fransız ve daha doğrusu Şilili, Fransa'da yaşayan ve İngilizce konuşan bir kişi olduğu için, yani süreçler tamamen İngilizce yapıyor. Ama herkese yapıyor musun? Yapmıyor. İhtiyacı göre. Önceden bir ön eleme
Aynen, kısa liste adaylarımızı yapıyoruz. Kısa liste adayı şu demek, 1000 kişi başvuruyorsa 2-3 kişiye belki yapılıyordur o. Son karar aşamasına geldiğimizde artık bu tarz envanterlerle kararlarımızı daha ölçülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Aldığınız kişiler ekstra bir yabancı dil olması bir şeye katıyor mu, yoksa sadece İngilizce olarak yeterli oluyor mu? Tamamen işin gereklilikleriyle alakalı. Eğer şirketimizin ve işin gereği ikinci bir dil avantajı olursa ne güzel. Ya yani ben Almanca da biliyorum, İngilizce Almanca biliyorum ama Cinalis hiç kullanmıyorum burada. Ama şimdi Fransızca öğreniyorum. Ama onu da kullanmak zorunda olduğum için değil, öğrensem iyi olur yani, çünkü çok fazla iletişimimiz var. Yanıt verebildim mi? Evet. Ha, ama mesela Fransızca süper iyi biliyorsunuzdur da İngilizce bile bilmiyorsunuzdur. O da bir problem. Yani genelde ortak dilimiz çünkü İngilizce. CV'sini başarılı bulduğunuz ama mülakattan reddettiğiniz bir kaçanınızı anlatabilir misiniz? Yani şöyle bak, şöyle düşün. Şöyle anlatayım ben sana. Geleceğim oraya, süpersin. Tabii ki böyle bir, yani bunu olmama ihtimali olamaz. Şöyle düşün. Bir kişi alacaksınız. 1000 kişi başvuruyor. Bu 1000 kişinin 400-500 tane, 600 tanesini zaten CV'yi böyle scanning yaparken çık 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 ediyorsun. Kaldı mı 100 tane? O 100 tanenin bu sefer bir tık derinine iniyorsun. İngilizce seviyesine bakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Kaldı mı elinde 10 tane? O kadar da şey. O 10 taneyi telefonla arıyorsun. Önce bir telefonla görüşüyorsun. O 10 taneden 6 tanesini yüz yüze görüşmeye davet ediyorsun. Online de olabilir. O 6 taneden bir tanesini alıyorsun. Yani bir mülakat yapılmadan bir kişinin istihdam edilmesi gibi bir şey söz konusu imkansız. O yüzden hani mülakat yapıp eledin mi? Evet, çok. Ne, şimdi buradaki konu, neye dikkat ediyoruz ve neye göre o mülakatlarda bir karar varıyoruz? Tekrar ve tekrar aynı şey söyleyeceğim. İşin niteliklerine bakarak. Yani bir pozisyonda ne aradığımızı en baştan tanımladığımız için o mülakat aşamasına geldiğimizde o yetkinliklerin o kişide var olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için de bir mülakat tekniği kullanıyoruz. Adı STAR. Duydunuz mu hiç? Duymuşsunuzdur da. STAR metodu. STAR metodu kısaca şudur. Situation, Action, Result. Yani durum neydi? Ne yaptın? Sonuç ne oldu? Bunu döndürürüz mülakat. İşte böyle bir şey yaşadın mı? Yaşadım. Ne yaptın? Bunu yaptım, böyle böyle oldu. Sonra ne oldu? Ben bunu yaptığımda kalite hata oranı yüzde bilmem kaç düştü. Onu döndürmeye çalışacağız. Çünkü bunlar somut örneklerdir. Buna bakarız. Şirketin DNA'sına uygun olup olmadığına bakarız. Her işletmenin farklıdır DNA'sı. O DNA'ya uygun insanlar ararız biz de. Yani özetle rağmen çok basit şeyler de söyleyebilirim. Mesela işte mülakattaki beden diliniz, konuşma şekliniz, bunlar da tabii ki çok kritik. Yani bir aday eğer böyle karşıma şu şekilde geliyorsa, yani işte ondan sonra da böyle yaptık. Sonra gittim ona işte bir tane de master'a başvurdum ben ama böyle konuşan da geliyor. bunu tabii şimdi gençlikte daha çok geliyor. Sonradan zaten oraya kadar gelmiyor o adaylar ama şimdi siz o adayla görüştüğünüzde böyle konuşuyorsa ona çıkışta geri bildirimini veriyorsunuz. Yani diyorsun ki bu beden dili, bu enerjiyle işe alım sürecinde bulunma. Çünkü karşındakine yeterince bu işi istediğin duygusunu vermiyorsun. Kendine hakimmişsin gibi görünmüyor. Özenle görünmüyorsun diye geri bildirim de veririm yani. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Çok basittir yani. Beden dilini kullanman, avranı kullanman, ses tonunu kullanman, elini kolunu kullanman, göz teması gibi böyle. Bunlar çok daha temel iletişim yetkinlikleri. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Çoğumuz endüstri mühendisi olduğu için şöyle bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Endüstri mühendisliği mezunları sektörde farklı alanlara yönelmektedir. Evet. Genel olarak işe alım sürecindeki mülakatlarda endüstri mühendisliği mezunlarına tavsiyeleriniz nelerdir? Ne kadar güzel sorular. Endüstri mühendisliğinin en büyük avantajı ve aynı zamanda dezavantajı pek çok disiplinde iş imkanı bulabiliyor olmaları. Neden avantaj? Çünkü seçme şansınız çok fazla. Pek çok disipline yayılmış durumda endüstri mühendisleri.
İnsan kaynaklarında çalışabilir, üretimde çalışabilir, IT'de çalışabilir, satın almada çalışabilir, kalitede çalışabilir, Ar-Ge'de çalışabilir, finansta çalışabilir, cost controlling'de çalışabilir. Allah ne verdiyse, yani bir üniversitenin, bir bölümünün bu kadar endüstri içerisinde istihdam edilme fırsatının olması her bölüme nasip değil. Ama bu niye bir dezavantaj? Siz bana söyleyin, bu niye bir dezavantaj olabilir? Bir konuda uzmanlaşamadığımız için mi? Çok rekabet. Rekabet evet ama yani değil. Yani daldan dala atlama riskiniz olduğu için. Yani o yüzden endüstri mühendislerim mühendisliğinden mezun olacak arkadaşlarıma benim önerim şu. Birincisi ilgi alanınızı bir seçin. Finans alanına doğru kaymak istiyorsanız, finansa, üretime doğru, tekniğe doğru kaymak istiyorsanız tekniğe doğru gidin. Nasıl? Bizimle acaba diye düşünmek. Ha, ilgi alanınızı düşünüyorsunuz. Evet, bunu düşünmeniz önemli. Çünkü seçmeli derslerinizi buna göre alacaksınız. Belki bir yan dal yapacaksınız. Bak şimdi bunlar hep üniversitede sizin kendinize yapacağınız yatırımlar. Erasmus'a gitmek gibi gibi. Şimdi bunları yapabilmeniz için de ilgi alanınızı bilmenizi öneririm. Çok içe dönük, dışa dönük oluyor olmanız. İnsanlarla ya da veriyle çalışmayı tercih ediyor olmanız. Neyden zevk aldığınızı keşfetmenizi öneririm. Ve o alana doğru gitmenizi öneririm. Ha, sonra şey değil ya, değiştirirsiniz. Herkes işini, disiplini değiştiriyor. Ama genelde ilgi alanı sizi çalışıyormuş gibi değil, hobinizden para kazanıyormuş gibi hissettirecek olan şeydir. İlgi alanınıza yönelmenizin en büyük avantajı o. O yüzden önerim o. Bizde endüstri mühendislerinin istihdam edilmediği neredeyse hiçbir bölüm yok diyebilirim. Ve genelde bu dediğim şeyde çok yaşanıyor. Yani ilgi alanına göre genelde dağılıyor. Ha, ama bizim şirketimizde şirket içi rotasyon da çok destekleniyor. Öyle olunca endüstri mühendisi olması yine bir avantaja dönüşüyor. Çünkü ilgi alanını değiştirmeye karar verdiyse, ya da şöyle düşünün. Sonsuza kadar aynı işi yapmayacaksınız. Bir vizyonunuz, hedefiniz var. Oraya giderken değişik istasyonlardan geçeceksiniz. Değişik bölümler hep sizin o ana hedefinize gitmenizi sağlayan, destekleyen şeyler olacak. Rotasyon candır yani. O yüzden yani ben şöyle düşünün. Ben psikoloğum. Bir işletmede bir psikoloğun rotasyonu kadar hani çok dar bir çerçeve olamaz. Çünkü ben gidemem. Ar-Ge'ye, Mar-Ge'ye, cost controlling'e gidemem yani. Ya gitsem batar, şirket batar. Ha, öyle düşünün, tamam mı? Ha, kendi işimi erbabıyım ama başka departmanın işini beceremem yani. Benim çünkü işim belli. Ha, ben buna rağmen 23 yılda 4 fabrika, bütün İK süreçleri, tek tek her birinde yani ne kadar proje varsa hepsine gönüllü oldum, ben gireyim dedim. Ya demek ki hatırlıyor musun? Rotasyona da açık olmakta fayda var. Benim arkadaşlarım salak mısın diyordu bana mesela. Yani salak mısın? İnsandan başka insan kalmadı mı? İşte sana mı kaldı falan. Hani öyle şey yapıyorlardı. Ben onlar orada oturdu. Aynı pozisyonda yıllarca durdular. Ben bir sürü gezdim, öğrendim. Bir sürü bir şey öğrendim. Önerim bu olabilir. Bilmiyorum yanıt verebildim mi? Evet, teşekkür ederim. Son ikiye kalmış CV'de hangi detay diğerini öne çıkarır? Bir de aynı konuma başvurduk diyelim. İkimiz de endüstri mühendisiyiz. Yüksek lisans yapmış olmak sizi öne çıkarır mı? Bir de üniversite seçiminde bu kadar önemli mi? Sondan başlayayım. Üniversite seçimi önemli değil. Bizde ya benim çalıştığım hiçbir yerde ben buna önem verilmemesini sağladım. Öyle diyeyim. Kendi adıma söyleyeyim yani. Ama işletmemizde de öyledir. Ne ilanlarda, ne başka bir yerde, ne seçim sürecinde, hangi okuldan mezun olduğuna bakmayız biz. Biz kişinin kendini ne kadar yetiştirdiğine bakarız. Yüksek lisans mezunu olmanız bir avantaj olabilir ama dil bilmiyorsanız hiçbir işe yaramaz. Bak, bana soracak olursanız sizi bir adım öne çıkaran şey yabancı dil bilginizdir. Bu birinci. Erasmus'a gidenlerle gitmeyenler arasında inanılmaz bir fark var. Bütün tecrübelerimle konuşuyorum. Okulunuzu 6 ay uzatın. Ama Erasmus'a gidin. Çünkü o arkadaşlar farkına varmıyorlar. Geliyor ya işte gittik vallahi da bilmiyorum bir sürü de bir şey diyor ama o kadar bir kere dünyası değişmiş oluyor. Bakış açısı değişmiş oluyor. Dil yeteneği değişmiş oluyor. İnanılmaz büyük bir tecrübe. O yüzden mutlaka tavsiye ederim. Ailesiyle birlikte okuyan var mı şu anda? Yani ailesinin evinde oturanlar kimler?
Yani evet. Yani başka bir şehirden gelmiş olmak ne kadar büyük bir tecrübe. Mesela bunu ailesiyle oturanlar tecrübe edemeyecekler. Hani ne yazık ki demeyeyim ama hani size öneririm. Mutlaka Erasmus'a gidip ailenizden dışarıda bir üniversite okuma tecrübesi de yaşayın. O çok zordur çünkü. Yani tabii bu arada söyleyeyim, çok da zor bir süreçtir. Yapanla yapmayan ayrılır o yüzden. İki adayımız kaldı son ikiye. Hangisini seçeceğiz sorusu pozisyonla ilgili. Şimdi bir kişinin bir pozisyonu %100 doldurması imkansız. Her bir adayın mutlaka bir şeyi eksiktir yani. Biz o artısına eksisine bakarak ekibe en hızlı uyum sağlayabilecek, en riskleri yönetilebilir. Yani gelişim noktaları bizim yönetebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz şeylerse, yani bir kişinin öğrenmeye açıklığını yönetemezsiniz. Ama bir kişinin bir atıyorum SAP bilmem ne bilmemesini yönetebilirsiniz. Onu öğreteceksin ona. Ama öğrenmeye açık değilse bir kişi yetkinlik olarak bizim için daha çok zaman harcamak demektir. O yüzden öbürüne yönelebiliriz. Bilmem anlatabildim mi? O tamamen şeye bağlı. Pozisyonu doldurma ve dolduramama performansına da bağlı. Soracağım. Atıyorum aldınız CV vesaire hepsini yaptınız. Kişi de geldi çalışmaya başladı. Bir ay kadar aldığınız kişi bir aylık bir gözetleme oluyor mu sizlerde yoksa? Deneme süresi yasal bir şeydir zaten. İki aydır. Bir ay değil, iki aydır deneme süresi. Her işletmede yani Türkiye Cumhuriyeti kanununa göre var olan bir şey olduğu için tabii ki de vardır. Ama biz işe alım yaparken deneme süresini kullanırız diye almıyoruz. Deneme süresi içerisinde İş aktini sonlandırdığımız oluyor mu? Oluyor. Yeterli olur mu cevabı? Şöyle bir soru sormak istiyorum. Belki biraz da özner olacak ama üniversite sırasında kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yan dalda bu opsiyonlardan evet. Birisi. Endüstri mühendisliği bir öğrencisi eğer yan dalını psikoloji alanında seçerse size göre muhteşem olur. Avantajlar... İnsan kaynaklarına yönelmeyi düşünüyorsa muhteşem olur. Eğer finansa yönelmeyi düşünüyorsa işletme okusun, iktisat okusun, yan dal yapsın. Eğer atıyorum satın alma, lojistik gibi bir alana yönelmek istiyorsanız metalurji, makina, işletme, hani aklıma gelenleri söylüyorum. Böyle kombinler önemlidir. Malzeme mühendisliği, bunlar da mesela mümkün. Eğer IT alanına yönelmek istiyorsanız ona uygun işte bilgisayar mühendisliği olabilir, enformatik olabilir vesaire. Yani işte değil mi? İlgi alanı çok önemli. İlgi alanında her şey bitiyor. Şimdi ben mezun olduktan ve işe başladıktan sonra okuduğum üniversitenin bir sertifika programına katıldım. İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika programına katıldım. O katıldığım yerde endüstri mühendisliğinden, işletmeden, psikoloji bölümünden hocalar vardı. Sana yemin ediyorum mezun olana kadar ben bu kadar hani bu kadar bunların böyle birbirinden faydalanabildiğini ben hayal edememiştim ki ben hep insan kaynaklarında çalışmayı hayal ettim. Hani o yüzden ben süper olur dedim. Şimdiki aklım olsaydı mutlaka üniversitede yan dal yapardım. Yani ne yapar eder çünkü çok büyük bir zorluk. Yani çok zor bu söylediğim şeyler. Çalışmak, mesela part-time öğrenci olarak çalışmak. İnanılmaz ufkunuzu açacak şeyler ama çok zor. Hem okul hem bilmem ne çok zor. Yani burada zoru başaranlar bir adım öne çıkıyor zaten. Kesin. Dil kursları, eğer dil kursuna gittik, dil bilmiyorsanız dil bilmek için zaman, emek harcamanızı öneririm. Yeterli oldu mu? Yeterli, teşekkür ederim. Şimdi şey demiştiniz, üniversite hani şey yapmıyoruz ama mesela ön lisans, lisans arasında fark ediyordu. Evet, eder. Çünkü lisans, lisanstır. Ön lisans, ön lisanstır. İkisi farklı şeyler. Lise, lisedir. Yani lise, ön lisans ve hani sana da mesela ön lisanslılara önerim ne yapmak istediğinize karar vermenizden geçiyor. Yapacağınız şeyler sizi daha lisans eğitimi almaya doğru dikey götürebilir. Hayır, mevcut bir yerinizde de yapabilirsiniz. Tamamen ne yapmak istediğinizle alakalı. Süren bitiyor mu? Son soruları alalım hocam. Aa, ne güzel sorular sınırları. Ben sabah kadar yatırım. Mesela ön lisans, bir son sınıfım mesela ve imkan bulup çalışmaya başlasak yani nasıl diyeyim ama sonrasında hani işte ticaret okuduğum için global şirketlerde çalışmayı daha çok istiyorum tabii doğal olarak. Bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Ne iş yapmak istediğinle alakalı.
diyelim ki lojistikte çalışmak istiyorsun. Tamam, dış ticaret mezunusun, lojistik elemanı olacaksın. İlla üniversiteden mezun olman belki çok kritik değil ama dil bilmen ve iş yapmış olman seni öne çıkarır yine. Yani burada tekrar aynı şeyi söyleyeceğim ama seni diğerlerinden farklı kılan şeyler önemli. Tamam mı? Yani bir hani yabancı dil bilmeden dış ticarette çalışmak senin hayatında hemen hemen hani işin doğasına aykırı olacak. Çünkü adı üstünde. Ve bir de üstüne Çinlisiyle, İtalyanlıyla, Zartıyla, Zürtüyle iletişmen gerekecek. Yani mesela şeyi de çok yapıyorlar. Uluslararası ilişkiler falan da lojistiğe daha kaydı son dönemde. Uluslararası ilişkiler mezunları. Çünkü niye? Dil bilgisi biliyor. İşte ülkelerle ilgili bir şeyler biliyor falan. Hani avantaj olarak bir şey yapıyor. Soyda Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası ben bir sonraki dönem yazılım mühendisiyle çap yapmayı düşünüyorum. Ne güzel. Sizce ne yapmayı düşünüyorsun? Yazılım mühendisiyle çap, yani çift anadal. Ha, çift anadal çap, tamam. Sizce burada hani çift anadal ya da yan dal bir fark yaratır mı yani iş alım süreçleri? Çok havalı. Farkı o. Yani hani çift anadal çok havalı tabii yani. Yani yan dal yapsam hani çok büyük bir fark. Hiç fark etmez. Ya bence fark etmez. Ya bak şöyle söyleyeyim, ben çift anadal mezunlarına hep hayran oluyorum. Çok havalı. Wow diyorum. Ha ama hani şöyle olan çift anadal mezunu da gördüm. Yani hani öyle şey yapmamak lazım. Yani bu ben şimdi bak ben iyi bir okuldan mezun oldum. Tamam mı? Hani ben bunun gibi olan ODTÜ'nü 1000 tane tanıyorum yani. Daha bunun gibi olan Boğaziçi'yi de tanıyorum. Konu nereden mezun olduğunuz, kaç tane okul bitirdiğinizden daha farklı. Konu meslek icra etmekle alakalı. Yani biz şimdi bütün hepimiz ben de dahilim buna aslında. Hepimiz bir üniversite sınavı dünyasından çıkıp gidiyoruz, tamam mı? Puanım yanmasın, puanımla gidebileceğim en yüksek puanlı yer nereyse oraya gidem diye gidiyoruz. Oysa ki o seçimi yapıp okula girdiğiniz an hangi puanı aldığınız, ne yaptığınız kimsenin umurunda değil. O andan itibaren o mesleği yapacak kişisiniz siz. O yüzden sizin mesleğe karşı yatkınlığınızın, ilginizin, sevginizin olması çok daha kritik. Sizi farklı kılacak şey o. Çünkü ne kadar seversen kendini o kadar geliştiriyor olacaksın ve ne kadar geliştirirsen de o kadar öne çıkıyor olacaksın. Bu işin şeyi bu. Çok dışa dönük bir tip değilsen, mesela enformatik kesin oku. Daha içe kapalı bir tipsen. Çünkü sen şimdi gidip satışta çalışayım dersen seni çiğ çiğ yerler yani. İstersen 50 tane üniversiteden mezun ol. Sen anlatabilir miyiz? Kendinizi bileceğiniz, neyden zevk alacağınızı bileceğiniz, ona göre bunu böyle yapabileceksiniz. Ama çift anadal çok havalı. Çok çok havalı. Yani yapabiliyorsan yap. Ama yan dal yapabiliyorsan onu da yap. Yani yan dal daha az zor olabilir. Yani yan dal yap, yan da dil öğren. Cevap verebildim mi bilmiyorum. Ama dil konusunu çok fazla şey yaptım. İnanın gerçekten size benim hani ablanız olarak da gerçekten verebileceğim öneri yabancı dil bilginiz olacaktır. Yani sizi farklı kılacaktır. Bu hayatta hem kendinizi sürekli geliştirebilmeniz için bu dünyada, yani bu şu anki dünyamızda kendinizi sürekli geliştirebilmenin yolunu geçebilmekten geçiyor. Sizi daha farklı kılacak, daha mutlu ve huzurlu olabileceğiniz güzel bir iş ve güzel bir iş yeri içinde yine yabancı, uluslu, çok uluslu işletmelerle ya da çok uluslu illa işletme gibi düşünmeyin. Akademik yapmak istiyorsanız illa Türkiye üniversitelerine odaklanmayacağım. Bütün dünyadaki üniversitelere odaklanacağım. Onun için de dil bilmen gerekecek yine. Yani dil öyle bir şey. Yani dil bil, ne yapıyorsan yap. Gerçekten. Yani önerim o. Ve hepinizin büyük bir ihtimalle değişik bölümlerden gelmişsiniz ama hepinizin mesleğinin literatürü İngilizce olarak devam ediyor. Network'ü İngilizce olarak devam ediyor. O yüzden kendinizi üniversiteyle kısıtlı, o iki tane hoca şey böyle egosu 3500 olan hocaya takılarak ay bu böyle yapıyor diye üzülerek üniversiteyi bitirmeyin. O hocadan dinlemekten zevk almadığınız dersi internette bulun. Başka yerlerden bakın. Çünkü sonuçta o mesleği, bak şimdi öğretmenlerinizi sevmiyorsunuz diye bir derse yönelmiyor olmanızdan siz kaybediyorsunuz. Öğretmeninizin umurunda değil çünkü. Siz onu dinlediniz mi, dinlemedin mi, derse geldin mi, gelmedin mi, anlattığı şeyi duydun mu, anladın mı, onların umurunda olmaz. O gelir, parasını almak için iş yapması gerekiyor, parasını almak için geleni yapar gider.
meslek size kalıyor. Bilezik sizin kolunuzda. Tamam mı? Lütfen öyle bakın. Bir adım dışına çıkın. İçinde bulunduğunuz dünyanın. Hocalarınıza, derslerinize ona buna takılmadan ben ne yapmak istiyorum öyle. Teşekkür ederiz. Nasıl geçti sizce bu şeyiniz? Harika bilgilendirici. Güzel geçti mi? Sizce tamam güzel ama. Ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Hadi iyi bakın kendinize. Teşekkür ederim. Hadi.